anekdotlar, hazırlıklar var. Ve dün CNN International'da gördüm. Christian Amanpour'un röportajı. Onu da mutlaka Tatar'a sormak istiyorum. Bu İngiltere'den. Gel şöyle Tatar'a. Bu İngiltere'den. Bu nedir? E, buraya geleceğiz. Bu çok tatlı bir fotoğraf. Bunu anlatacağız. Bu Larry the Cat dedikleri. Hemen anlat hemen. E, Downing Sokağı. Yani Başba İngiltere Başbakanı'nın oturduğu evin önünde. O, o, evin kedisi. Bütün başbakanlar gidiyor ama Larry the Cat kalıyor orada. O da espri yapmış. Kraldan artık görevi bana vermesini isteyeceğim. Çünkü bu saçmalık hiçbir yere gitmiyor demiş. Bu İngiltere'nin başbakanlık konutunun kedisi Larry. Dur. Şimdi değerli halk ailem, şunu da söyleyeyim. Tatar'ı dinlerken bakın burası hani biz tam da bir günde sarayın günlük masrafı 18 milyon lira ya haberi okudum. Bakın burası Downing Street 10. Yani İngiltere Başbakanlık binası. Ben buraya girdim. İnanın, bakın Allah sizi inandırsın. Downing Street 10'da da yani İngiltere Başbakanlık binasında da Beyaz Saray'a da girdim 3 kere Yani böyle oturursunuz Koltuklar gıcır gıcır öter Yani eski püskü Yani böyle son derece Hani mütevazı diyelim ona biz Daha yani Ta bu çörkillerden bugüne gelen değil mi? Ama işte itibar dediğin şey Böyle büyük saraylarla Hı -hı. falan olmuyor Bu iki Bir sonraki görselimiz gelsin arkadaşlar Bakın bu da Hani kram dizisi değil Hayatın içinden. Lütfen anlat. Bu çok acayip bir fotoğraf bence. Artık çok büyük bir tarih fotoğraf. Asla bir daha tekrarlanmayacak bir fotoğraf. Çünkü kraliçeyi zaten kaybettik. 70 yıl tahta kaldıktan sonra hayata veda et. Ölmeden 2 gün önce görevi Listras'a verdi. Sen kur dedi hükümeti. 2 gün sonra da hayata veda etti. Listras'a bundan sonra Siyasette var olacak mı bilmiyoruz ama tekrar başbakan olması Kaç gün görevde çok zor. kaldı? Tam 44 veya 45 gün. O nereden baktığımıza bağlı. Şimdi biz Açık de, ara tarihe geçti. Bizdeki sosyal medyada ve gazetelerde şöyle manşetler attı, atıldı. Vız geldi. Tras gitti. Tras gitti. 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 Bu haktv.com.tr'nin Berrak Güngör'ün başlığı. Çok yayıldı dün. Çok yayıldı. E, e, gülüyoruz biraz da tabii evet. yani. İşin komik tarafı. Evet. evet geçelim. Ve bakın bu nedir? Marul kazandı. Evet. İzleyicilerimiz duydu mu bilmiyorum ama anlatalım. Bu bence son yılların en komik siyasi geyiği olabilir. Ee, Daily Star gazetesi, bir tabloid gazetesi. Böyle şeyleri seviyorlar. Ee, şamatasını şamatasını işin. Geç, geçtiğimiz haftadan itibaren yıpranmış durumdaydı. Listeras'ın istifası bekleniyordu. Ve bir YouTube hesabı açtılar. Portresini koydular başbakanın. Ee, Sağına da bir marul koydular. Bu sorunu, marulun sonundan saçlandığına falan bakmayın. Normalde maruldu. Ve dediler ki hangisi daha uzun süre dayanacak diye. Ve bir marul, haftanın sonunda... Marul dayandı. Dayanan biraz kahverengileşti vesaire. Evet. Dayanan marul Ama oldu. Ama başbakan gitti. Başbakan gitti. Çünkü İngiliz halkı sterlinin değer kaybetmesini affetmez. Sterlin değer kaybediyor. İşin özünde bu var. Tabii ekonomi. Tekrar edelim. Milli para birimleri bir ülkenin ve bir halkın gururudur efendim. Milli para bayrağımız gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi, milli para. İngiliz halkı tekrar ediyorum. İngiliz halkı sterlinin değer kaybetmesini affetmez. Şimdi bir video geliyor. İki kere sizlere söyledim. Birisi İran'dan İstanbul'a gelip İstanbul'da yaşayan devrimden sonra, devrim demeyelim de ona işte oradaki gelişmelerden, rejim değişikliğinden sonra. Sonra Paris'e gitmişti. İstanbul'a gelip bizi gördüğü zaman sarılıp ağlamıştı. Cumhuriyetinizin Atatürk ilkelerinin kıymetini bilin diye. Birisi de bir Ermeni arkadaşımızdı. Yine İstanbul'da yaşarken yurt dışına gidip sonra bir gezmeye geldiğinde karşılaştım. O da aynısını söylemişti. İran'a bakıp da Türkiye için kaygılanıyoruz. Kıymetini bilin Cumhuriyetinizin, rejiminizin demişti. Dün Christian Amanpour'u dinlerken işte bunları da düşündüm kaygılandım Tatariye sormak istedim. Ha, قبل از انقلاب من موفق I was very successful in all fields before the revolution. Şimdi bu İran'daki rejim değişikliğinden önce İran'ın en sevdiği sanatçı Gakkuş diye geçiyor bakın. Ben o zamanlar diyor çok gençtim diyor bir şarkıcıydım diyor. O zamanki stillerinden, tarzlarından bahsediyor. Bakın bu İran. Not kendi sanatçı kişiliğinden, duruşundan bahsediyor. Yeni stiller getirmişti. Şarkı söylerken dans ediyordum ayrıca diyor. İran'da bakın bunlar, İran'da. why that style of Nasıl As mine, especially among the young generation of the time. Özellikle zamanın gençleri çok sevmişti diyor. And of course my hair as well. This, I cut my hair very short. Kısacık kestim saçlarımı diyor. So I was a trendsetter and Ve ben o zamanlar diyor böyle trendler oluşturdum diyor. Moda gibi diyor. Everyone, especially women. The women Guguş, özellikle kadınlar çok sevmiş, gençler gibi. Burada durun arkadaşlar, bakın. Bak şunu bir tercüme edeyim. Şimdi burada Christian Amanpour diyor ki, peki diyor o gün ne oldu rejimin değiştiğinde? Çok acı vericiydi diyor, çok acı vericiydi. Ondan sonra artık bize dediler ki diyor şarkı söylemeyeceksin, sahneye çıkmayacaksın, saçını kapatacaksın bütün o süreç çok acılıydı diyor. Tatari, İran'da başlayan eylemler ne durumda? Beşinci haftasında hala devam ediyor. Aslında ben de gelmeden biraz dersime çalışayım. İzmir'deydim hafta içinde. Ee, Tahran'da görev yapan eski bir diplomatımızla görüştüm. O da şaşırmış durumda aslında olayların bu kadar büyümesinden. Ee, hayatını kaybeden 244 kişi var ee, insan hakları örgütlerine göre. Bunların 32'si çocuk. Kadınlar sokaklarda devam ediyor, üniversitelerde, liselerde devam ediyor. Ancak hayatını kaybedenler oluyor. 16 yaşında bir genç, dini lider Hamaneyi öven bir marşa katılmadığı için polis tarafından darp uğradı ve sonucunda hayatını kaybetti. Yine bu isimler simge olmaya devam ediyorlar. Mahsa Amini gibi tıpkı. Başka bir olay daha var. Tabii. Ee, belki Lütfen. arkadaşlarımız getirebilirler. İranlı bir e, milli dağcı. Bu haftanın en çok konuşulan kişisiydi. Çünkü uluslararası bir turnuvada evet şu an geldi uluslararası bir turnuvada başını bağlamadan tırmanışını yaptı ve bu görüntülerden sonra e, Elnaz Rekabi bir kahraman ilan edildi. Kahraman ilan edildikten sonra bir süre kendisinden haber alınamayınca epey tedirgin oldu İranlılar. Tahran'a dönüşünde e, yüzlerce kadın onu karşıladı ve alkışladı. Bunun üzerine ee, İranlı yetkililerle bir araya geldi İran Spor Bakanı'yla Başını örtmek veya açmak yerine Başka bir formül bulmuş Bir kasket takmış bir de kapşonunu geçirmiş Halde ama geri adım attı Zorlamalarla olduğu Çünkü söyleniyor Çünkü hapis etkili var evet. Başını Çok kapatmazsan ciddi. hapise atarız dediler O yüzden şöyle Ajanslar bir açıklama yansıdı. yapmış Bu görüntüler ortaya çıkmadan önce Çok acele bir şekilde turnuvaya çıktım Öyle olduğu için unutmuşum Başımı örtmeyi dedi ee, İran halkından da özür diledi. Sizi gereksiz bir gerginliğe sürüklediysem diye. Ama yine de Elnaz rekabet tabi İran tarihine geçti. Tatari çok güzel. Çok teşekkür ederim. Önemli. Değerli Halk TV ailem Atatürk Cumhuriyeti'nin kıymetini bunun için bilmemiz gerekiyor. Layıklığın, gerçek layıklığın anlamını kavramamız gerekiyor. Şu, hiç kimsenin neye inanıp neye inanmayacağına, hiç kimsenin neyi giyip neyi giymeyeceğine, başını örtmek veya açmak gibi zorlamalara tabi tutulamayacağına. Yani herkesin dilediği gibi özgürce yaşayabileceğine ilişkin bir teminattır. Onun için Cumhuriyet Türkiye'sinin rejimini Atatürk Cumhuriyetinin değerlerini bilelim, onlara sahip çıkalım, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Düşünsenize, başı açık sadece bir turnuvaya katıldığı için neredeyse özür dilemek durumunda bıraktılar ki daha kötüsüyle de tehdit edildiği biliniyor zaten. Çok üzücü. Peki. Şimdi yine Tatar'ın hazırladığı Avrupa'daki eylemler. Acaba Avrupa'da neler yaşanıyor? Artan hayat pahalılığı, düşük ücretler Avrupa'da halkı sokaklara döktü. Burası Fransa'nın başkenti Paris. Binlerce kişi sokağa çıktı. Hayat pahalılığını ve Macron'un emeklilik düzenlemesini protesto etti. Fransa'da enflasyon Eylül'de 31 yılın en yüksek seviyesinde yıllık enflasyon %5,8'den %6,5'a yükseldi. 6,5'luk enflasyon Fransalıları sokağa dökmeye yetti. Binlerce kişi sokağa çıktı. Artan hayat pahalılığına karşı ücretlerinin artırılmasını talep etti. Binlerce kişi enerji maliyetlerinin, temel gıda mallarının ve kiraların dondurulmasını istedi. Talepler arasında yüksek kar yapan şirketlerden daha fazla vergi alınması da vardı. Eylemde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlıca vaatlerinden olan tartışmalı emeklilik düzenlemesinden vazgeçilmesi de talep edildi. <laughs> Sendikaların çağrısıyla eylemler ülke geneline yayıldı. Başta Paris olmak üzere büyük kentlerde toplu ulaşım, eğitim, sağlık dayı çok sayıda meslek grubu grev ilan etti. Gösteri yürüyüşü düzenlendi. Grevin ardından yayılarak büyüyen protestolara karşı polis sert müdahalede bulundu. Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü. Gözaltı alınanlar ve yaralananlar oldu. Protestocular Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı. İngiltere grev dalgasının en yoğun hissedildiği ülke. Tren yolu, posta ve liman işçilerinin grevleri Geçen haftalarda İngiltere'de pek çok sahada hayat durma noktasına geldi. Ülkede enflasyon %10.1, 40 yılın en yüksek enflasyon rakamı. Enflasyon altında teklif edilen maaş zammına karşı Kasım'da Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası greve gideceklerini duyurdu. Avukatlar, öğretmenler, sağlık işçileri de genel grev kararını tartışıyor. İstifa eden Başbakan Listurus Hükümeti'nin ise hızlı oy kaybettiğini gösteriyor. To be Almanya'da da havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi vardı. Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. Pilotlar çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor. Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul edilmedi. 14 güne çıkarılmasını isteyen pilotlar grev kararı aldı. %10.9'a çıkan enflasyon Almanya'da sokaklar hareketlendirdi. Binlerce kişi hayat pahalılığına ve yoksulluğa karşı sokaktaydı. Bir araya gelerek eylem yaptılar. Eylemlerde artık yeter, kar için donmayacağız denildi. Birleşik Hizmet Sendikası çağrısıyla bugün de 6 büyük kentte büyük eylemler düzenlenecek. İletme! İletme! Burası da Belçika. Belçika'nın Charleroi Havalimanı'ndaki güvenlik görevlileri grevdeydi. Grev nedeniyle havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Şimdi Tatari'den yorum alacağım ama biraz evvel İranlı şarkıcı sizlere izletmiştim. Bakın Diken.com'da şimdi bir haber. Biz bunu takip ediyorduk. Biraz sana gelişmeleri haberdar edelim. Gülşen duruşması başladı. Gülşen suçsuzum. Yargılama sonunda berat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahnede bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir diyor. Çok çarpıcı bir güne denk geldi. Avrupa'da ne oluyor Tatari? Avrupa'da olanlar aslında ilginç. Ee, başta şunu söyleyelim. Son yılların en yüksek enflasyonunu yaşıyor Avrupa ama bizle karşılaştırılamaz. Biz en yakını Belarus'tu ki Belarus bir Avrupa ülkesi sayılır sayılmaz ayrı %17.9. Almanya'da %10.9. Fransa'ya özel olarak baktım çünkü muhalefet lideri Melanchon önderliğinde sokağa döküldüler. Ve dediler ki aradaki farkı kapatmak istiyoruz enflasyonla zam arasındaki. Sadece %5.6 idi. Şaşırdım tekrar tekrar baktım %5.6. Ama Fransızlar sokakta hayatlarında gerilemeye sebep olmamasını istiyorlar enflasyonun. Buna rağmen sokaklarda yani Türkiye ile farkı bir ortaya koymak lazım. Ama Avrupa'nın sıkıntısı Rusya ile olan doğal gaz anlaşmasından kaynaklanıyor. AB liderler zirvesi dün vardı devam ediyor bugün de. Almanya ve Fransa arasında küçük bir pürüz var. Belki büyüyecek bir problem. Tavan fiyat getirilip getirilmemesi hikayesi gaza. Ama az önce birlikte önce kedi ondan sonra kraliçeyle fotoğrafla verdik. Listras'tan bahsettik. İngiltere'de ekonomideki durum ve sizin de söylediğiniz gibi sterlindeki değer kaybı da bir hükümetin değişmesine neden oldu. Bir başbakan 45 gün içinde görevden gitmek zorunda kaldı. Dolayısıyla halklar tepki gösteriyor Avrupa'da ve karşılığında da siyasi sonuçları oluyor bu tepkinin. Tatarı çok teşekkür ediyorum. Burak Tatar'ı her zamanki gibi çok bir